Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kün tertiptiki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınemsi dıktınlar ekranımızı bozun. Bing tongo ziwo gengsin de yun suan şengşi çüguan vey çuanbo. Aksaray əməldari Xitayının uyğurlarga tutqan muamilisini Xitay tilidə ayıbladı. Avropa xəbərləri torunun 23-cü oktyabrdakı xəbərdə bildirilişə, Amerika prezidentinin muavin dövlət bexatərlik məsləhətçisi Masio Pottinger Xitayının uyğurlarga qaratqan qılmışlarını ayıblab, Xitay mədəniyyətində cəza lağırlarını aqlaydığan birər əsas yoxluğunu bildirdi. Angliyada ötküzülgən bir aql ambarı yığınında Xitayçı nutq sözləgən Pottinger Xitay xalqiga xitob qilib, Xitay falsafasida dinda yoki axloq o'lchamlarida jazo lagerlari uchun hech qanday asos topolmadim degan. Pottinger nutqida yana Xitay fuqarolarini o'z hokimiyatining Uyg'urlarga va boshqa millatlarga qaratayotgan siyosatlari ustida, shundaqla Sharq Turkistonda yuz berayotgan ahvollarning nimishqa insoniyatga qarshi jinoyat deb sifatlanayotganligi haqida o'zlariga savol qo'yib beqishga chaqirgan. U yana Xitoyga qarshi texmo keskin pozitsiyada bo'lish masalasida xalqaroliq o'rtaq tushunchaning kuchayganligini eskartib o'tgan. Oldingi hafta Oqsaroyning davlat bexatarlik maslahatchisi Robert O'Brien Xitoyning Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilikka yaqin bir jinoyatni ijro qilayotganligini bildirgan edi. Xabarda Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatlarini ayiblab kelganligi, ammo bugungi kelguncha Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilmay, Xitoyga qarshi texmo qattiq so'zlarni qilishdan o'zini qochirayotganligi qayd qilingan. Kambodja xalqi Xitoyning Kambodjada harbiy baza qurish planiga norozilik bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha 23 oktyabr bir turkum Kambodja xalqi Xitoyning Kambodjada harbiy baza qurish planiga norozilik bildirib namoyish o'tkazgan. Xabarda qayd qilinishicha bir turkum fuqarolar Xitoyning Kambodjadagi bosh elchixonasi oldida yig'ilib, Xitoyning Kambodjada harbiy baza qurish planiga norozilik bildirgan. Bu jarayonda namoyishchilar bilan soqchilar o'rtasida to'qinish yuz berib, kam deganda 3 namoyishchi qo'lga olingan. Reuters agentligining xabar qilishicha namoyishchilar Kambodja bayrog'ini lapildatib, biz Xitoyning Kambodjada harbiy baza qurishiga yo'l qo'ymaymiz deb to'lg'an. Soqchilar yangratqu orqali namoyishchilarni ogohlantirib, ularning 5 minut ichida tarqalishini talab qilgan. Bildirilishicha Xitoy Kambodja bilan maxfiy kelishim hosil qilgan bo'lib, Perih Sihanouk shahridagi Riam dengiz armiya bazasida Xitoyga harbiy baza qurish uchun bir parcha yer ajratib bergan. Va Xitoy dengiz armiyasining Tailand qo'ltiqining Chunqur dengiz rayoniga kirishiga ruxsat qilingan. Kambodja hukumatı bu masalani ko'p qatim rad qilib, chat al armiyasining Kambodja zaminiga kirishining davlat asosiy qonuniga xilof ekanligini aytgan. Phnom Penh saqchi doiralarining bayonotchisi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Xitoy elchixonasi oldidagi namoyishning oldin tasdiqlanmaganligini, qo'lga olinganlarning saqchixonaga elib berilib so'roq qilinganligini bildirgan. Tört Uyghurning Hindonoziyadan Xitoyga qaytarilganligi oshkorlandi. 2015 yili Hindonoziyada qo'lga olinib, 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan 4 Uyghur yosh yaqinda qamoq jazosi to'shib qo'yib berilgan. Lekin ularning qaysi davlatga qaytarish masalasi aniq emas bo'lib, bu kishilik huquq tashkilotlarida andisha qo'zg'agan edi. Banar xabarlari to'g'rining 23 oktyabrdagi xabarda aytilishicha İki terrorlukka qarıştırış mütəxəssisi bərgən məlumatqa asaslanğanda məzkur 4 Uyğurnun Xitayğa qaytırılğanlığı eniqlanğan. Bu 4 Uyğur 2015-ci ili Hindonoziya dairlər tərəfindən terrorluk təşkilatlarına qatnışış degen guman bilən və Çigradın qanunsuz kiriş bilən ayıblanıp qolğa ilinğan və şu yılı sotlunup 5 yıllıqtın qamaq cezasıqa hüküm qılınğan. Yıqında onlarının ceza müddeti toşkan bulup, Xitayning talepi boyunca 2020 yılı 9. ayının 17. günü tutup durulubatkan Musa Kahan Bahan Türmesinin Köçmenler İdarisi'ye. Köçmenler İdarisi'nin Xitay dairlerine tapşırıp berilgenlikke aşkarlanğan. Bu münasibet bilen bugün bir türküm Uyghurlar İstanbul'daki Hindonoziya konsulxanasına çıkıp, onlar hakkında malumat talep kılgan bosumu konsulxana onlarının iltimasını kabul kılmağan ve taleplerini ilhat arqalık evetişini bildirgen.
Şarkı Türkistan'daki yukum ehvali guman ve endişe kozgumakta. 25. Oktyabr atalmış Uyghur Avtonom rayonluk axborot ishxonasi Qashqaridagi yuqum ahvoli to'g'risida axborot e'lon qilishini aytib, 25. Oktyabr soat 1:30 gacha Qashqarda yangidan 137 kishining Xitoy virusi bilan yuqumlanganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, oldingi kunlarda Qashqar viloyatining Koni shahar naisida kasallik alomati ko'rilmagan bir yuqumlanuvchi bayqalgandan keyin, shu joydagi yuqumning oldini olish tizginlash qo'mondonlik shtabi yuqumlanuvchi bilan uchrashganlarni tekshirgan bo'lib, 25. Oktyabrgacha 137 kishining tekshirish natijasi musbat chiqqan. Bu kishilarning hammasi mazkur yuqumlanuvchining ota-onasi turishlik zavod bilan munosabatlik ekan. Xitoy markaziy radio stansiyasi Uyg'urcha bo'limining 25. Oktyabrdagi xabarida aytilishicha, Qashqar viloyatida Xitoy virusiga qarata yadro kislotasi tekshirishi umumiyuzlik boshlangan bo'lib, navbatda tekshirilganlarning 300 mingdan oshganligi tekshirishning izchil davomlashayotganligi bildirilgan. Virus haqidagi xabarlarning oshkorlanishiga ergishib, Xitoyning Qashqar viloyatidagi bir qism joylarini qamal qilganligi, barliq uchish liniyalarining amaldan qolganligi haqidagi xabarlar tarqalishga boshlagan. TikTokdan tarqalgan bir sinda Yakan naisidagi ma'lum bir yezining Xitoy virusi bilan qamal qilinganligi, bu jarayonda shu yerda turishliq bir Xitoy yezi boshlig'i Xitoydan uyiga qamalayotganlarning yaydigan ichidigan narsalar bormi deb so'rab qo'yganligi uchun yezi boshlig'ining "Sen isyon ko'tarding" degan bahoni bilan saqchi chaqirib, savol so'rgan Xitoyni qo'lga olmoqchi bo'lganligi ko'rsatilgan. Nimati muhojiratiki Sharq Turkiston xalqi Xitoyning virus sababli Sharq Turkistonning har qaysi joylarini qamal qilishi, bu sababli xalqning qattiq qiyinchilik ichida qolishi mumkinligi haqida andish qilyotgan bo'lib, bundan burun Xitoy virusi sababli yurgizilgan qamal siyosatida 1-2 kun burun yemak ichmak to'liqli bo'lish uqtirishi qilingan. Bulardan sirt Xitoy yuqumni to'liq tezgirladiq deb da'vo qilyotgan bir vaziyatda butunlay yep holatdagi Sharq Turkistonda zo'r turkumdagi yuqumlanuvchilarning tuyuqsiz bayqalishi, buning Hindiston Xitoy chegara to'qinishi kuchayotgan bir paytga udul kelishi va xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonni tekshirish talabi avjiga chiqqan bir paytga udul kelishi turlik farazlarga sabab bo'lmoqda. Amerika bilan Yevropa ittifoqi Xitoyga qarshi o'rtaq mexanizm o'rnatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yevropa ittifoqi Xitoyga munosabatlik masalalarini texnomi yaqindan kuzatish va bu vaqtda o'rtaq siyosatlarni yo'l qo'yish nishon qilingan dialog bosqichi mexanizmi o'rnatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi ishlar ministrligi bilan Yevropa ittifoqi tashqi munosabatlar organi tomonidan e'lon qilingan qo'shma bayonnomada eskartilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi ishlar ministri Mayk Pompeo bilan Yevropa ittifoqi tashqi munosabatlar va bexatarlik ishlari siyosati oliy vakili Josep Borrell telefonda ko'rishib, Xitoyga munosabatlik barliq masalalarining Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida keng doiralik shaklda ko'zlanishi maqsadida yangi dialog bosqichini ishga kirishtirgan. Bu mexanizmga asosan Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi ishlar ministrligi bilan Yevropa ittifoqi tashqi munosabatlar organi o'rtasida o'rnatilgan dialog doirasida Xitoyning kishilik huquq tafsandichiliklari, bexatarlik va ko'p xillik qatorliq masalalar keng doiralik ta'qib qilindigan. Xitoy Tayvanga qurol sotgan Amerika shirkatlariga embargo yurgizadiganligini jakarladi. Xitoy Tayvanni qurol bilan ta'minlaydigan Amerika shirkatlari va shaxslarining embargoga uchraydiganligini e'lon qildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Jawlijan axborotchilarga bergan bayonotida Xitoyning davlat manfaatini qo'g'dash uchun markaziy hukumat Lockheed Martin, Boeing Defense qatorliq Amerikaning Tayvanga qurol sotishiga qatnashgan Amerika shirkatlariga embargo yurgizish uchun zarur bo'lgan tadbirlarni ishlatish qarori oldi degan. Jav qurol-yarog' sotishdan nachar arxivi bo'lgan Amerika shirkati va shaxslariga embargo yurgizadiganligini aytdi. Amerika tashqi ishlar ministrligi 21 oktyabrda Tayvanga 1 milliard 800 million dollarlik boshqarildigan bomba HIMARS raketa sistemasi va radar sistemasining setilishini tasdiqlagan edi. Amerika davlat mudofaa bexatarlik hamkorlik organi shokini setishlarga aloqador 3 ayrim bayonot e'lon qilib, bu masala to'g'risidagi uqtirishning Amerika palatasiga yo'llanganligini jakarlagan edi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Jav 22 oktyabr e'lon qilgan bayonotida Xitoyning Amerikani planlangan qurol setishdan voz kechishga va Tayvan bilan bo'lgan harbiy aloqani to'xtatishga chaqirganligini bildirib, Xitoyning sohadagi ilgirlashlarga qarab keraklik inkas qaytaradiganligini ta'kidlagan edi.
Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği bayanat elan kıldı. 25 oktyabr Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği ictimai uçur vasıtırdı tarqılıp atkan İslam'a Mübarek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a kılınan hakaretlerini kat'i ret kıldığallıkı hakkıda bayanat elan kıldı. Bayanatta munular bildirildi. Yakınki günlerde ictimai uçur vasıtırda mukaddes dinimizga ve insaniyetke rahmet bulup gelgen süyümlük Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a hakaret kılış ehvalleri körülüşke başıldı. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği her kandak bir şahsının fikir erkeldeki bahanesi bilen mukaddes dinimiz İslam'a ve iki dünyaya rahmet kılıp evetilgen Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a hakaret kılışını şunlukla mukaddes dinimizni ve bu dini mensup bulgan Müslümanlarını kriziz ya ki radikallık deb süpetlep hakaret kılışını kat'i ret kılıdı. İslam Peygamberini hecvi kılış arkalık hakaretleş fikir erkeldeki bulmasın belki dünyavi tinişlikka insanlar ara çıkışıp yaşaşka başka dindeki insanlarga ken korsak buluşka ve insani kırındaşlık ruhini canlandırışka çakırdıgan İslam diniga. Yerşaradaki barlık Müslümanlarga ve Müslümanlarının kımmet karıştırıga hücum kılgallıktır. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği barlık peygamberlerinin evzili bulgan süyümlük peygamberimizden makamını koğdaş üçün onunga hakaret kılgallarga kattık narazılıkını bildirdi. Hem de onlarının tökmetlerini kat'ilik bilen ret kılıdı. Şunun bilen birlikte Şarkı Türkistan Müslümanlarını Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine layık yaşaşka, din düşmanlarının bolmuğur tökmetlerine emeli, yakşı iş hareketleri ve güzel ahlakları bilen cevap verişke, dinimizde tuluk emel kılıp Muhammed Aleyhisselam'ın insaniyet üçün kandak ölgülük zat işkellikini ve onunla ergeşken mu'minlerden bu kandak yakşı kişiler işkellikini ispatlaşı arkalık Peygamberimizle kogdaşkı çağırdı. Ali Erbaş, Fransiyanın İslam düşmanlığına karşı küreş kılış çağırığı ilan kıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dini İşler İdaresi Başlığı Ali Erbaş, halkara cemaatçilikini İslam düşmanlığına karşı küreşke çağırığı kıldı. Ali Erbaş, Twitter'daki yazması da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ını tasvirleyen hakaretlik hecvi resimlerinin Fransiyadaki devlet binalarında eks ettirilişine narazılık bildirdi. Ali Erbaş, biz Mevlidi Nebi Peygamber'in tuğulgan heptilikini ötküzmekçi bulvatkan bugünkü küllerde alemlerge rahmet kılıp evetilgen Peygamber Aleyhisselam'ını tasvirleydigan hakaretlik hecvi resimlerinin Fransiyadaki devlet binalarda eks ettirilişi İslam düşmanlıkının resmi organlar tarafından kollab kuvvetli nivatkallıkını aşkarıldı dedi. Ali Erbaş, Peygamberimizge, Müslümanlarga ve mukaddeslerimizge körüsüleyen bu pozisyeni kat'i kubul kılışkı bulmaydı. Gazep nefretki tolgan bu pozisyen arkalık İslam'a öçmenlik kılışını küçeytidigan ve ictimai tinişlikini hücum nişanı kılgan bu hıl iddialarga karşı halkara cemaatçilikini anlık küreş kılışkı teklif kılımen dedi. Hürmetlik televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.